Afet bölgesinde ya da değil, genç yaşlı herkes şu anda aynı acıyı yaşıyor. Deprem ülke olarak hepimizi çok etkiledi. Ancak bu durumdan en çok etkilenenlerse çocuklar oldu. Küçücük dünyalarında büyük bir belirsizlik ile savaşıyorlar. Deprem bölgesinde olanların yaşadıkları çok ağır, lakin afet bölgesinden görüntülere maruz kalan çocuklar da büyük sorunlar yaşıyor. Biraz daha. Yusuf kardeşimizi çıkardık. Uzman psikolog Özlem Şenyurt, deprem sonrası çocuklarda oluşan travmaları şöyle aktarıyor. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki çocuklarımız belli bir yaşa kadar soyut düşünceyi tam olarak oturtup algılayamıyorlar. Bu yüzden bu tip durumlar onlarda ekstra kaygılara ve korkulara sebep olabiliyor. Kaygı ve korkuyla baş ederken normalde yapmadığı bazı davranışları yapabilirler. Bu parmak emme olabilir, tırnak koparma olabilir, alt ıslatma olabilir, sizinle uyuma isteği olabilir. Buna bu süreçte izin vermemiz gerekiyor. Çünkü kendilerini en çok güvende hissetmeleri gerektiği an o an. Ve çocuklar sizinle beraberken daha güvende hissediyorlar. Bizim de buna izin vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda günlük rutinlerimize çocuklarımızı dahil edip her şeyi normale dönüyor mesajını verebiliriz. Onlara depremin nasıl anlatılması gerektiği ise çok önemli. Daha somut bir örnekle anlatmalıyız. Oyunla ve somutlaştırarak anlatmalıyız. Nasıl bir oyun olabilir bu? Düz bir zemin alıp üstüne ilaç kutularıyla ya da tahta bloklarla evler inşa edebiliriz. Birini diğerlerinden daha sağlam yapıp bunun bizim evimiz olduğunu çocuğumuza söyleyebiliriz. Daha küçük yaş grubuna bunu daha basit anlatmamız lazım. Ailelerden en çok istediğim şey ise televizyon ve sosyal medyadan çocuklarımızı olabildiğince uzak tutmak. Çünkü onlar bizim gibi haberleri net ayıramayabilirler. Afet bölgesinden gelen çocuklara nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Bu konuda Şenyurt şu uyarılarda bulunuyor. Öncelikle o çocuklara yabancıymış gibi yaklaşmamamız gerekiyor. Onlara evinde hissini vermemiz gerekiyor. Bu süreçte evimizi açtığımız çocuklara onları yabancı, misafir ya da depremden çıkmış bir çocuk gibi değil de çocuğumuzun arkadaşı gelmiş gibi davranırsak, onlara daha rahat bir ortam sunarsak daha çok yardımcı olabiliriz. Çocuklarımız için oyuncak toplarsak da onları uzaklaştırırsak da çok çok iyi olur. Çünkü onların en büyük hazineleri bunlar ve bunları kaybettiler. Kahramansın oğlum. Hadi. Günaydın. Amcam, günaydın.